Şimdi canlı yayında boşanmadan evliliği yürütmenin bir yolu var. Hepimize göre farklı yollar olabilir. Ama bu yol sizce nedir? Nasıl yapılır? Boşanmak istemiyorum, evliliğimi yürütmek istiyorum. Peki bunun yolu var mı? Varsa nedir? Nedir? Bence ben yakınlık kurmayı çok önemsiyorum. Yakınlık ve ortak hem düşüncelerde hem duygularda ortak zemin yakaladığımız zaman aşkımız kabarıyor, tutkumuz artıyor, heyecan daha farklılaşıyor. Bir de tabii özgürlük alanlarımız devam edecek. Onları ortak noktada buluşturacağız bence bu. Çok bu önemli. Deneyimize katılan kişiler ne öğrenmiş ve ne görmüş olacaklar şimdi? Dünyanın en uzun kelimesi nedir sizce? Bilmem. Bismillahirrahmanirrahim. Seyircilerimizden var mı? Ne olabilir? Bilmem. Var bence öyle dünyanın bir şey en uzun kelimesi sevmektir. O bitmeyen. Aşk onun kısa olanıdır bence. Çok güzelmiş. Çok güzel. Peki, öyleyse bir uygulama yapalım mı? Yapalım. Buyurun. Bunun için iki tane seyircimizi, izleyicimizi alabilir miyiz? Nasıl bizler fiyasko? Çok keyifli bir uygulama yapacağız. Çok kolay bir şey. Buyurun. Başaramamışsın. O zaman sen daha çok gel. Gel. İki tane gel. Evet, buyurun. Bak başaramadım diyor. Sen daha çok gel hayatım. Nerede ne yaptık acaba? Onu öğrenmek için gel. Nerede yanlış yaptık? Evet. Tabii. Rakibim de aynı. Rakibim de aynı. Şu elinizi de alayım müsaadenizle. Mikrofon nerede bu arada? Şimdi. Buyurun sizi de alacağım ben. Şöyle bir elinizde. Kaç sene denediniz de beceremediniz? Şöyle 18 alayım. Seneden sonra boşandım. Buyurun gelin siz. 18 seneden sonra. Evet. Siz? Ben 8 seneden sonra boşandım. Şimdi. Efendim şöyle ben buraya geçeyim. Ben tutayım size. Bunlar sizin iki elinizi ve ilişkinizi bağlayan bağlar. Sizi şöyle yanıma alsam, tamam, buradan anlatsanız. Tabii ki. Siz de şöyle döndürsem. Şöyle izleyicilerimiz görsün. Ben şöyle geçeyim. Bir şekilde bir sorun olduğunu ve bir düğüm olduğunu farz edelim. Bu bağı kopartmadan, yani boşanmadan, burayı kesmeden, elden çıkartmadan acaba bu düğümü nasıl çözebiliriz? Zahide Hanım, siz de istediğiniz gibi katkıda bulunabilirsiniz. Sarılırsak düğümümüz de çözülür. Sarılın bakalım. Şöyle. Deneyin bakalım. Şöyle. Evet. Ayrıldınız mı aynı şey olacak yine? Sorun yine başlayacak. Şimdi şöyle söyleyelim. İstediğiniz kadar, yani istediğiniz kadar çaba sarf edebilirsiniz. Bu bir şekilde böyle yaparak çıkmıyor efendim. İstediğinizi deneyebilirsiniz. Deneyin bakayım, gerçekten çıkmıyor mu ya? Ayaklarınızı sokabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama kuralı var işte, şuradan olmayacak. Şöyle bir tepesinden geçir bakayım. Olmuyor mu öyle? Güzel, güzel. Olacak galiba, oluyor. Oluyor mu? Ayaklarınızı kaldırın. Evet. Çık oradan. Evet. Geçmiş olsun, aynı şey. Neredesin? Bir şey söyleyeyim mi daha? Yok, aynı oldu vallahi. İşin içinden çıkamadık değil mi? Yüklendik. Neler yaparsanız yapın. Türlü türlü hallere giriyoruz. Yüklendik. Bazen oldu. Sorunumuzu bir şekilde çözemiyoruz değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi siz dolandınız, ben sizi tekrardan yormayayım diye. Yine ilk haline getireceğim ben. Tamam. Yine ilk haline getireceğim. Şimdi efendim. Bir şekilde biz çaba sarf ettik, sarf ettik, sarf ettik, olmadı değil mi? Şimdi bunu tamam, şöyle özetleyelim. Yani boşanmıyoruz ama evliliğimizde iyi gitmiyor. Burada öyle bir şey var. Evet. Zaten hanımlar da öyle. Biri 8, biri 18 sene devam ettirmiş. Ama ondan sonra biz bu işi, siz bu düğümü daha önce atmışsınız. O zaman da çıkaramamışsınız. Bunlar sizin kriziniz aslında. Yaşadınız mı bu tür şeyler? Yok, ben çok güzel bir ayrılık yaşadım. Medeni bir şekilde. Evlenirken de küçük krizlerimiz olmuştur ama. Olmadı. Severek tartışmalarımız. Evlendim. Severek ayrıldım. Severek bıraktım, ama mutlu olsun. Onu daha sonra konuşalım arada. Bence o severek kelimesini. Başkasıyla yani beraber miydin? Yani. Hanımefendi. Seve seve ayrıldım. Daha tam boşanmamış. Anlayamam ya. Öyle, ama o çocuğumun babası, boşanamam ki ondan. Ha, o da doğru. Evlenmeden. Benden ırak olsun, Allah'a yakın olsun. Yok, hayır, asla yok. Yanlış çünkü. Öyleyse biz. O sizin çocuğunuzun babası. Bence arada sizin. Arada çocuk olunca daha farklı oluyor. Siz hiç elinizden çıkartmayın. Bir dakika, bunlar bana da örnek. Bir de bu önemli. Tabii. Bana akıl veriyorlar şimdi. Biri diyor ki Allah'a yakın olsun, yo, asla, bana uzak olsun. Yok, asla. Ben ona, siz de hayır mutlu oldukça benden çok mutlu oluyor. Bu arada sorununuz çözüldü. Gördünüz mü? Ne yaptınız bunu bir arada bir derede?
Bak beni lafa tuttunuz, ben de anlamadım. Ne yaptığını gören var mı? Bazen sizin yıllarca uğraştığınız, içinden çıkamadığınız bir ne sorunu... Ne ya? Vallahi bir şey yaptı ama içinden geçirdi galiba. Evet. Neyin içinden şey geçirdi? Evet hocam, böyle içinden geçirdim. Şey yaptınız siz. Evet. İçinden geçirdiniz hocam. Biz ne yapıyorduk o sırada Allah aşkına siz? Tartışıyorlar. Böyleydi efendim, böyleydi biz derken. Kritik yapıyorduk. Hayatımızın kritiğini yapıyorduk. Evet. Şöyle ben biz tekrardan... Çok başarılı isterseniz. Yeniden dolaştırdınız yalnız. Evet. Biz tekrardan bu bağı bir şekilde, daha doğrusu sorunu yaşadığımızı farz edelim. Yok, elinizden hiç çıkartmadı. Çıkmayacağım. Elinizden hiç çıkmadı efendim. Ve bu bağımız bizim devam ediyor değil mi? Bu sıkıntımız devam ediyor. Evet. İsterseniz şöyle de olabilir, fark etmez. Biz şimdi hiç elinizden çıkartmadan... Bir alkış alabilir miyiz? Bir dakika, ben şimdi bunu bir daha görmek istiyorum. Arada yine kaçırdım. Siz kendiniz yapın bakayım nasıl oldu. Şöyle bak, yapma. Önce bir bağlayalım. Önce bağlayalım tekrardan. Tamam, tekrar bir sorun yaşadık. İçinden geçti. Yani bir sorun var. Sonra, evet bravo. İşte siz doğru bir destek aldıktan sonra Zahit Hanım ileride yaşadıkları problemleri artık kendileri de bu şekilde çözerler. Şimdi bunun mantığı ne? Onun üzerinden... Ne gerekiyor? Destek gerekiyor diyor. Yardım almak lazım. Şöyle döndüreyim sizi. Evet. 18 sene önce yardım alsa, 18 yıldan sonra yardım alsaydınız halledebilir miydiniz? Kişiler biraz yardım alacak da açık olması lazım. Böyle baktım ya da kesinlikle girmiyor yani. Hani şu çocuğumun dersine yardım eder misin dedim miydi? Ben hoca mıyım denmez. Biz anne babayız yani. İşte böyle hocadan, dönemlerde destek almak ben gerekiyor. Ben hoca mıyım ne demek ya? Ben öğretmen miyim? Ben hoca mıyım? Bütün anne babalar yardım ediyor. İşte böyle yaklaşırsa adam. Size nasıldı? Ev dolusu kitap okuyan biri. Evler dolusu kitap okuyan biri. Bu şekilde konuşur mu Zahide Hanım? Yani okumayan, cahil biri olsa tamam diyeceğim. Bu böyle kabul edeceğim. Bununla ilgili çok önemli söyleyeceğimiz birkaç şey var aslında. Çok okuyan biri olmaması lazım. Açık bununla ilgili önemli birkaç bir şey söyleyeceğim. Az sonra isterseniz oturduktan sonra yapabiliriz. Peki ama çok teşekkür ediyorum. Yüreğinizi açtınız. Onlar sizde hatıra kalsın efendim. Sorunlarınızı çözmek için. Ay şunları da vereyim size. Onlar benim dünya güzellerim. Şöyle koyun bunları da kenara. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Peki Kırşehir'den bir izleyicimiz arıyor. 40 günlük Mevli'ymiş. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi iyi olun, daha 40 gün ne demek ya? Yeni gelirsiniz, daha 40'ınız çıkmamış sizin. Zaten 40. gün baba evine döndüm. Oo. Ne oldu peki 40 günde? Hemen. 40 günde ne mi oldu? Kayınvalidem deli olduğumu söyledi. Allah'ım ya. Hatta deliden de öte ruh hastası olduğumu söyledi. Ve herhangi böyle bir zaten psikolojik sorunum da yok zaten. Tövbe tövbe yara. Peki bunu söyletecek ne yaptınız? Kayınvalidemiz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Tek suçum susmaktı Zahide Hanım. Sustum yani. Kayınvalidem ne dediyse... Herhangi bir küfür kullandıysa, bir şey dediyse ben ona sadece sustum. Ve susmamın karşılığını da 40 günlük evlilik oldu işte. Allah Allah. Ben hala anlamadım biliyor musunuz? Çünkü... Boşanma olmamıştır herhalde. Çünkü yok canım, hakim boşamaz. Allah hayır, mahkemeliyim. Mahkemede misiniz? Hı hı. Ne ara mahkemeye gittiniz, daha 40 günde diyeceğim ama şunu anlamadım. Ya, saygısızlık etmemek için susmuş olabilirsiniz. Çok tabii bu güzel bir şey. Zaten geline hani saygı yakışır. Ama hani böyle çok özür diliyorum, hani deli diyecek, ruhsal problemleri var diyecek. Ne oldu da böyle bir şey söyledi size? Ya beni oğlundan kıskandı. Görümcem işte evin içerisindeydi. Evliymiş, boşanıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Biz 2,5 ay nişanlı kaldık eşimle. Görücü usulü evlendik. Hani ben bilmiyordum öyle olduğunu. Oraya gittiğimde görümcemin hani boşanma nedeniyle kayınvalidemgile geldiğini öğrendim. Hmm. Misafir olarak değil, eşinden ayrılıp gelmiş görümceniz. Eşimle mutlu olsak, herhangi bir şey olsa görümcem araya girer. İşte hani mutlular, şöyleler, böyleler. Eşim de gece çalışmaya giderdi ve hiç zaten birbirimizi görmedik. Eşim hiçbir şey görmediği için onlar yaptıklarını da göremedi. Peki eşiniz
Şimdi durumu ne? Ne dediniz yani? Niye ayrılıyoruz biz demedi mi? Ne oluyor diye? Şu anda niçin ayrıldığımı gerçekten ben de bilemiyorum. Mahkemeye gitmişiz. Ben de hani deli diyorlar, herhangi bir şey de yok zaten. Hani ispat edilecek bir şey de yok. Allah. Ve şu anda mahkememiz sürüyor işte Zayda Hanım. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten ya. Yani 40 günlük evli, vallahi anlamadım. Görümcenize siz kötü bir şey mi söylediniz orada? Hayır, hiçbir şey söylemedim. Tam tersi. O ne söylediyse ben sustum. Hani ben kendim Urfalıyım. Ve bizim geleneğimiz, göreneğimiz hani büyüklere saygı duyacaksınız. Ben de saygı duyarak sustum. Susmak da delilikmiş öyle yani. Kayınvalidem sustuğum için deli olduğumu söylüyor. Hayır, susma sebebiniz ne yani? Size karşı bir şey söyleniyor da mı siz susuyorsunuz? Olaylara uzak kalmak için mi susuyorsunuz? Problem ne olduğunu ya, bilmiyoruz. Ben hani saygısızlık olmasın diye susuyorum. Gizli bir neden de olabilir. Eşim hiçbir şey görmediği için eşime artık ne anlattıysa bilemiyorum. Eşim de sadece diyor ki hani sen diyor hiçbir şey annem ablam bunları yapmaz diyor. Çünkü görmediği için de yapmayacağını. Bunlar sanıyor. Dediğiniz ne hanımefendi, pardon? Efendim? Sizle ilgili bir suçlama var değil mi? Deli olduğunu sizle ilgili söylüyor. Suçlama sadece akıl ya da ruh sağlığı ile ilgili yerinde olmadığı başka bir suçlama yok mu efendim? 40 günlük evlilikten hamile kaldım. Hamileliğimi yalanlıyor. Yani elimde ispat raporlar olduğu takdirde. Çok özür dilerim. Anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. 40 günlük evlisiniz, hamilesiniz ama eşiniz bunu kabul etmiyor, doğru mu? Eşim kabul etmiyor değil. Kayınvalidem diyor ki böyle bir şey olamaz diyor. Gelin hamile kalamaz diyor. Allah Allah. Yani böyle bir şey var mı bilemiyorum artık. Yani ben hatta çok affedersiniz. Dedim ki yani hani sağlıklı. Eğer oğlunuz kısırsa bana söyleyin ben de bileyim hani yani. Canım bunun yani. Bunu ya, o derece söylemeyeydin iyiydi. Oğlunuz kısırsa falan bunlar tehlikeli. Hayır, yani orada gizli yani şeyler var şey anladığım kadarıyla. Yani. Evet. Ama bu arada gebelik de var. Güven sıkıntısı da var. Eşiniz ne diyor efendim bu konuya? Tamam, kayınvalideniz bunu dedi, anladım. Şimdi bizim oraların kültürü olduğu için ben de iyi biliyorum. Siz neredesiniz? Ben Aksaray. Kırşehir'de bizim komşumuz olur. Buradan da oraya selam olsun. Selam olsun. Aleyküm selam. Şimdi kayınvalidelerin bu tutumlarını çok iyi biliyoruz. Tamam, müdahale edebilirler. Burada bir suçlama olabilir ama burada asıl sorun şu. Eşiniz ne diyor bu konuyla ilgili? Kayınvalidenizin ithamıyla ilgili, suçlamasıyla ilgili eşiniz ne diyor? Eşim hiçbir şey demiyor. Problem burada. Yani şu ana kadar biz bu boşanma derecesine gelip siz ne yapmak istiyorsunuz? Hiçbir şey demiyor. Ayşe Hanım diyelim. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Çocuğunu taşıyor. Ben mi? Buradan yani bütün kayınvalidelere sesleniyorum yani. Diyorum ki lütfen çocuklarınızın evliliğine karışmayın. Doğru söylüyorsunuz. Hani, ayrı mısınız şu an? Bursa'da mısınız? Yani fiziksel olarak. Şu anda Kırşehir'deyim. Kendim de Ankara'da oturuyordum. Hani evim Ankara'daydı ve şu anda Kırşehir'de baba evinde kalıyorum. Bursa'da döndünüz kalıyorsunuz. Yani döndünüz. Baba evine döndünüz. Hakim, efendim hakimi diyeceksiniz. Ben eşimi seviyorum. Böyle böyle bir sorun var. 40 günlük de hamileyim. Hakim boşamaz sizi, merak etmeyin. Geçmiş olsun. Zaten ben bebeğimi düşürdüm yani. Ben bebeğimi düşürdüm zaten o üzüntüyle. Şimdi burada şey dediler. Zaten hamile değildi. Bu bir oyundu, öyle gitti. Yani dedim ya gizli bir şeyler var. Elimde raporlarım var tabii ki. Hani mahkemeye sunduğum raporlar. Siz boşanmak istemiyorsanız hakim boşamaz, merak etmeyin. Hukuki dayanağınız da var. Ben boşanmak istemiyorum. Eşimi seviyorum ve hani bilmiyorum hakim artık ne diyecekse orasını da bilemiyoruz. Tabii onların adaletliğine kalmış bir şey. Yok yok, bu konuda hukuk ne diyeceğini az çok tahmin ediyoruz. Merak etmeyin. Hukuk sizden yana, evliliğinizden yana karar verir. Eşim merak etmeyin. Hani, eşim benimle konuşmak istemiyor. Bunun için yani eşime kendime nasıl bir şey yapmam biraz lazım? Bekleyin. Hani, şimdi biraz beklemesi gerekiyor. Ama eşi şimdi yani kendi ailesiyle devamlı irtibatta ve hani o çocuğa kim bilir neler söylüyorlar. Şimdi muhtemelen dedim ya bizim de bilmediğimiz bazı gizli şeyler oldu ya. Ben diyelim ki eş olarak annemin yanında kaldım bir süre. Tamam kalacağım ama benim de o yası bir şekilde görmem gerekiyor. Ben bir şekilde sorun yaşayacağım. Çünkü siz kanatlanmışsınız, evinizden uçmuşsunuz, ondan sonra tekrar çocuk rolüne giriyorsunuz. Bunu herkes kabullenemez. Daha 40 gün olmuş. Olsun, siz daha evlendiniz, ayrıldınız, hemen geri gelmişsiniz. O yüzden de beyefendi bir müddet sonra ihtiyaç hissedecek. Yani o evliliğin ihtiyacını hissedecek bir şekilde erkek olmanın da verdiği bir şeyle arkadaşları ona diyecek ki bizim yani sosyal desteğimiz bu konuda had safhada keskindir. Diyecek ki oğlum sen nasıl erkeksin diyecek. Tabii. Şu an senin karın sonuçta hala karın yani. Git diyecek, o da gidecek, merak etme.
Evet. Peki. Bir de ben burada ferah tutun diyeceğim ama didişmeyin diğer tarafla. Evlilerde erkeklere aslında hanımlar ulaşamıyorlarsa, yani bir mesaj veremiyorlarsa erkeğe, erkek arkadaşları, en yakın sözünü dinlediği erkek arkadaştan yardım alabilirler. Bu çok ama bu doğru da bilmiyorum, o kadar olur mu? Çünkü hani ben mesela şeyleri böyle telefonlardan ve yazanlardan biliyorum. Evet. Bana değil arkadaşıma nasıl ulaşır? Ona nasıl bizim özelimizi anlatmadan. Hayır, beyefendi, erkek erkeğe diyor ki oğlum senin karın. Yani o senin hukuki resmi karın. Sen nasıl ayrı bırakırsın onu? Bu erkekliğe yakışır mı diye bir kültür var Anadolu'da. Tabii. Doğrudur tabii. Da o kadar bir konuşsana, gidip sahip çıkacak o da. Evet. O da gidip sahip çıkacak. Bu baskıya, yani tamam ilk zamanlar biraz etkilenir anneden ama bir müddet sonra da artık kendi kararını verir. Biraz zamana ihtiyacı var. İsterlerse biz de destek olmaya çalışırız tabii ki. Yani çok yani İstanbul'da eğer böyle bir destek almak isterseniz biz buradayız. Daha 40 telefonla da yardımcı oluruz. Çok sevinirim. O zaman ben telefonunuzu veriyorum hanımefendi. Harikasınız. O zaman siz lütfen konuşun, ne olduğunda sonra bizi söyleyin. Başka program yine konuşuruz bunu. İnşallah çözersiniz. Daha 40 günlük ne ki ya? Daha 40'ınız çıkmamış. Kıyamam. Peki. Şimdi bir deneyimiz daha var. Evet. Bu deneyimiz ne? Buyurun. Buyurun. Hayatta birçok sorunla, problemlerle karşılaşıyoruz. Peki evet. Böyle dönemlerde ne yapmamız gerekiyor? Şimdi seyircilerimizin hemen yanındaki kişiyle eşleşmesini isteyeceğim. Herkes eşleşsin. Herkes birbirine dönsün. Şöyle iki. Herkes yandakiyle eşleşsin. Güzelce gözlerine baksın. Bakar mısın bizimkilere? Evet. Eşleşmeden anladıklarımı. Hemen ellerimizi tutuyoruz bak. Dünya şimdi, güzellerim benim. Eşlerden sağdakiler elini yumruk yapsın. Sımsıkı sıksın. Sağdakiler yumruk yapsın. Evet. Tamam. Eşinizden kim sağdaysa elini yumruk yapsın. Hı. Eşinin gözüne baksın sert bir şekilde. Diyelim ki bu sizin sıkıntılarınız, problemleriniz. Evet, sımsıkı sıkın ve eşleştiğiniz kişinin gözüne bakın. Diyelim ki bu yumruk sizin problemleriniz. Soldakilere söylüyorum. Siz şimdi sıktınız ya. Diğer sıkmayanlara söylüyorum. Ben sağdayım. Efendim. Ha, sen yumruk yapacaksın. Bunlar sizin hayatta karşılaştığınız sorunlar, problemler. Eğer bu sizin karşınıza gelseydi bu problemi nasıl çözerdiniz? O yumruğu nasıl açardınız? Bir deneyin bakalım. Evet. Siz şimdi sıkılı yumrukları açmaya çalışacaksınız. Ben şimdi açmaya çalışacağım. Siz şimdi yumrukları açmaya çalışın. Buyurun bir şeyler deneyin bakalım. Tabii burası kaynadı. Bravo. Nasıl açtın? Hanımefendi çok güçlü değil mi? Açma. Evet. Açma. Peki Zahide Hanım, hanımefendilerden birisini sahneye alabilir miyim? Ha? Hanımefendilerden birisini sahneye alabilir miyim? Gelin bakalım. Dünya güzellerim. Bir tanesini buyurun. Buyurun. Sen git, eşisin, sen de gel. Gel. Hadi bakalım. Şöyle kalın. Mikrofon. Sahnenizi yumruk yapın. Siz de sahnenizi yumruk yapın. Önce siz hoş geldiniz. Dönün lütfen böyle. Siz de hoş geldiniz. Şöyle geçmiş olsun, açtınız ellerini. Yumruklar açıldı mı efendim? İşte bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ne oldu, kapatacaktınız ellerinizi? Bir dakika, o kadar çabuk yaptınız ki. Biz bir şey anlamadık. Şimdi ellerinizi sıktınız, yani yumruk yaptınız. Dedik ki bu yumruğu açın. Açmaya çalışın yumruğumu. Benimkini. Açmaya çalışın. Hanımefendi açarken de oldukça güçlü hanımefendi. Yani dikkat ettiniz mi? Allah Allah. Şimdi siz açın. İsminiz neydi? Nasıl bir hırsla açıyor yalnız bak. Güçlü de. Ama bak bunun daha kolay bir yolu var. Evet. İsminizi yani öğrenebilir miyim? Hülya ismi. Hülya Hanım lütfen yumruk yapın. Hülyacığım. Siz yumruk yapın. Peki. Hoş geldiniz. Merhabalar. İşte bu kadar. Evet. Nazikçe, keyifle. Peki bunun anlamı ne? Bizim anlamamız hayatta gereken? Hayatta bir problemle karşılaştığınızda lütfen probleme karşı direnç göstermeyin. Sert yaklaşmayın. Burada sadece ilişkiyle ilgili problemleri söylemiyorum. Allah korusun kanser gibi. Allah korusun. Başka hastalıklar da karşınıza geldiğinde karşısında çok sert durmayın. Reddetmeyin problemi. Kucak açın. Ancak ondan sonra siz yönetmeye başlarsınız. Siz kucak açarsanız, kabul ederseniz, kabul ettikten sonra siz probleminizi yönetmeye başlarsınız. Lütfen tüm ilişkilerinizde yaşadığınız problemlere karşı esnek olun. Rahat olun. Ondan sonra siz problemi çözmeye başlayacaksınız. Eğer çok sert durursanız hem siz zarar görürsünüz hem karşı taraf zarar görmeye başlar.
O yüzden de esnek olan kontrolü ele alır diyoruz efendim. Sinirlerimize nasıl sahip olacağız? Bir de onu söyleyeyim madem. Şimdi çünkü bu bizim kendi... Çünkü karşı taraf o kadar sert ve dik duruyor ki bazen. Evet. Sözümüzü dinlemiyor, ona ulaşmamız mümkün olmuyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Buradan giriyor, buradan gidiyor. Asıl o zaman ne yapmamız böyle lazım? Böyle durumlarda efendim, şöyle söyleyeyim size. Böyle durumlarda ne yapmamız lazım, ara vermem gerekiyor. Dönüşte o kadar sert ki karşınızdaki bir türlü ona ulaşamıyorsunuz. Ya da o sertliği sözünüzü dinlememek size karşı bütün kapıları kapatmış olmak da olabilir. Ne yapacağız? Konuşuyor olacağız efendim. Birazdan buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Çocuk ve aile terapisti uzman psikolog Sayın Ramazan Şimşek bizimle beraber. Dikkat dağınıklığı önleme ve beyni etkili kullanma kılavuzunun dışında Eski Köye Yeni Adetler diye de bir kitabı var. Seda Diker'in pek çok kitabı var. Has harikaydı bu arada. Ama aslında giden erkek yoktur diyor ve bize dişi olmanın unutulan sırlarını anlatıyor kitabında. Çok değerli iki konu ve sizlerin de eşlik ettiği keyifli bir program yapıyoruz. Bu arada sizlerden gelen bir sürü mesaj var. Çok kişi ne yazık ki aldatılmış, çok kişi ne yazık ki eşinden istediği ilgiyi, arzuyu ve desteği görememiş. Bu anlamda problemler yaşıyoruz. Ama şöyle problemler var burada. Ben ulaşamıyorum. O kadar sert, o kadar çizgileri dik ki aşamıyorum. Dokunamıyorum artık ona diyenler de var. Evet. Bu durumda ne yapmak lazım? Telefonlarımız da hazır ama Ayşe Hanım bizi bekliyor. Sonrasında bu konuyu da konuşalım, olur mu? Peki. Tamam. Ayşe Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Buyurun efendim. Nasılsınız Aile Hanım? Vallahi şu ilişkiler düzelse ve aşk olsa işin başı çok iyi olacağım ama... Ne bileyim, az önce bir sürü telefon, bak 40 yaşında birisi aradı boşanıyor. Burada 18 senelik evliliğini bitirmiş bir ablam var. 8 senelik öyle. Ne bileyim, iyi olsun diye uğraşıyoruz. Sizde ne var ne yok, siz anlatın. İnşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz inşallah. Benim kayınvalidemle sıkıntılarım oldu. Şimdi artık onlarla görüşmüyoruz. Daha doğrusu... tamamen mi koptunuz? Oldu. Evet, tamamen koptuk ama... acaba benle mi alakalı bir sıkıntı oldu ki... benim aslında onu gerçekten kayınvaliden de ziyade anne olarak görmeye çalıştığım, konuşmaya çalıştığım, bir şeyleri paylaşmaya çalıştığımı zannettim ben ama maalesef konuşmaya çalıştıkça kayınvalidemin konuşma üslubu yok. Kavgaya çevirdi, olaylar farklı farklı yerlere geldi. Enteresan bir durum içerisine girdik. Eşiniz sizin tarafınızda mı, onu öğrenelim? Nasıl bir tavır sergiliyor? Evet, eşim çok şükür ki aslında psikolojik olarak biz çok etkilendik. Çok zor bir erkek için. Geldik. Ama çok şükür doğruyu gördü diyebilirim. Peki görüşmeme kararını siz mi istediniz, eşiniz aldı, eşiniz mi artık bu iş bitsin görüşmeyelim mi dedi? Beraber karar verdik. Ayşe, ben senin onlarla görüşmeni asla istemiyorum. Çünkü her seferinde... zarar gören kişi biz ve çocuğumuz bizim var. Ellerinizden öper. 4 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Allah razı olsun. Biz zarar görüyoruz Ayşe deyip asla görüşmeni istemiyorum dediği için ben de onlarla görüşmeme kararını aldım. Yani bayramda, kandilde, işte özel günlerde aramak istiyorum ya da gitmek istiyorum. Siz hala bir şey var ya sizde. Evet, çok önemli bir konu aslında. Kesin ve kati gitmeyeceğiz Ayşe diyor bana. Şey ne kadar süre oldu? Miyim? Çok özür dilerim. Ha. Sıcak mı acaba? Soğuk mu? Ne onu kadar oldu görüşmemeye başlayalı? Aslında her şey kaynımın evlenme arifesinde oldu. Yani süre? Bir sene diyebilirim. Ne süre ne kadar? Ha, kaynınız evlenirken oldu. Bir sene mi geçti, iki sene mi geçti arada? Ben 7 yıllık evliyim. Kayınvalideyle tamamen kopmanız süresini sorduk. Ne zamandan beri tamamen? 3 sene. 2 yıl. 2-3 yıl mı oldu? Evet, 3 yıl oldu. 2-3 yıldır hiç görüşmüyorsunuz, öyle mi? 3 ay önce kayınvalidemin annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Telefonla bana eşim haber verdi. Ayşe dedi böyle böyle. Ben de oğlumu anneme bıraktım. Hemen oraya gittim. Tebrik ederim sizi. Çok önemli. Kayınvalidemi öptüm, sarıldım. Bak, siz barışmışsınız. Ne güzel. Barışma olmuş. Evet. Gerisi sonra gelir. Yani,
Gittim ama o şekilde oldu. Görümcem hasta oradaydı, ufak görümcem. Onu öptüm. Olsun bak ne güzel, gelin çok olarak güzel. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Ya bu aslında şöyle bir nokta. Çok önemli bir nokta. Biraz önce Seda Hanım da demişti. Ruhsal bağ diye. Bazı evlilikler ne olursa olsun bitmiyor. Ve onların temeline bakıldığında bir şey görülüyor. O da şu. Çok kritik zamanlarda. Ölüm kalım gibi. Cenaze gibi, hastalıklar gibi. Lütfen eşinizin yanında olun. Bir kez yanında olmanız belki yüzlerce hatayı telafi etmenizi sağlayacaktır. Doğru. Eğer kritik zamanlarda olmazsanız 100 tane yaptığınız küçük güzelliklerin hiçbirisi görünmez. Özellikle onun aile kayıplarında, eşinizin ailesinden birisi kayıp yani vefat ettiğinde, ciddi hastalıklara girdiğinde lütfen destek olun. Kriz dönemlerinde yanında olursanız bilinçaltı unutmuyor, bırakmıyor. Bir de aslında sadece yapın. Eşlerle de değil, tüm ilişkilerde bu böyle. Yani aslında kritik anlarda eğer yanında olabilirseniz, evet aynen öyle. O sevgi bağı öyle bir kuruluyor ki, gönül bağı işte bu. Hı hı. O zaman bir sempati oluşmaya başlıyor ve eskiler unutuluyor. Çok enteresan, unutuluyor ve bitiyor yavaş yavaş. Yeni bir dönem açılıyor. Sadece eşler için değil, tüm ilişkiler için. Bence kayınvalide ve gelin ilişkileri için de bugün çok konusu açıldı. Bizim toplumda çok önemlidir zaten. Evet, çok önemli. Barışmışlar ama Seda Hanım. Evet, barışmışlar. O hareket hakikaten bizim için barışma evet ritüeli. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Gelin olarak sizi iktirse bile, istemese evet bile, sizin gidip de bir de sarılmışsınız ya. Ne kadar tebrik ederim. Zor zamanda çok güzel. Bravo. Bir şey rica edeceğim. O kadar çok duyuyorum. Kayınvalideler de bu sefer yazıyorlar. Zayla Hanımcığım, eşle bir sürü şey yaşadık. Gelinle problem oldu. Beni torunumuna ayırıyor. Torunumu göstermiyor. Ben torunuma hasret kaldım. Kokusuna, nefesine, gülümsemesine. Çocuk büyüyor. Benim 3 günlük ömrüm kalmış. Büyüyen neslimi göremeden gideceğim diye çok kayınvalide yazıyor bana. Çok iyi anlıyorum onları. Doğru. Bir de bence ne olur onlar öc almayın çocuklarla. Ne olur. Evet, çocuklar kötü etkileniyor bundan. Çok. Onu da söyleyelim. Çocuklar çok için kötü örnek. Peki İstanbul'dan bir izleyicimiz bize ulaşıyor. Efendim merhaba. Merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun. İyi akşamlar. İki için rahatsız etmişim ya. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sesinizi duymadı herhalde. Belki bizim ses. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi çok net duyuyoruz. Bir sorunuz var. Belli ki bir sorununuz var. Evet. Dinliyoruz sizi. Buyurun. 17 yıllık evliyim. Maşallah. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Maşallah. Sağ olun, teşekkürler. 17 yıllık evliliğimde ben eşimden yani çok ayrıldım, barıştım. Çünkü eşim beni ilk 2 senemde aldattı. Bu aldatmalar sürekli oldu. Her seferinde yapmayacağım, etmeyeceğim dedi sürekli. Her seferinde de affettim ben eşimi. Ama bu verdiği, yani her seferinde söz verdi. Verdiği sözün hiçbirini tutamadı. Hala benim devam ediyor mu şu an sorun? Halen devam ediyor. Şöyle 17 sene böyle geldi geçti. Ben ayrıldım, boşanmak istedim, ayrı falan tuttum ama her seferinde eşimi affetmek zorunda kaldım. Çünkü hem eşimi seviyordum hem de 3 tane çocuğumdan ayrılmak istemedim. Yani yuva yıkmak kolay çünkü, yapmak çok zordur. Kesinlikle. Bunu da biliyordum. Kesinlikle. O yüzden çok mücadele ettim. En sonunda bundan 5 ay öncesine artık dayanamadım. Çektim, evden gittim. 2 ay ayrı bir kaldım. Ondan sonra geldim, eşim pişman olduğunu söyledi ama inanmadığım için biraz daha beklemek istedim. Bu sürede sadece kızımı alıp götürmek istedim. Kızımı alıp götürdüm. 5 ay yoktu. 5 ay eşim benden hiçbir şekilde haber alamadı. Haber alamadı. En sonunda ben 2 oğluma, eşime dayanamadığım için telefon görüşmesi yaptım. Eşim çok pişman olduğunu, bir daha aynı hataları yapmayacağını söyledi. Ve ben eşimle bazı şartlar koymuştum. Eşim de bütün şartlarımı kabul etti ve biz barıştık 1 ay öncesine. Kendi evimden ben çıktım, şu an kiraya geldim. Şimdi oturduğum çevrede eşimin ailesi, arkadaşları, çevresi yani hayır diyemeyeceği, eşim hiçbir kimseye hayır diyemiyor. Bana hayır diyor, onlara hayır diyemediği için eşimin içki, kumar, kadın. Kadınlara da hayır diyemiyor. Hiç kimseye hayır evet, demiyor. Şimdi bak, belki 10-15 tane sevgilisi vardı. Onlara ev tuttu, onlarla beraber yaşadı. Benim yanımda telefon görüşmeleri yaptı. Ben arkadaşlarıyla gittim, yüzle görüştüm, yalvardım, yakardım, her şeyi yaptım. Bir mesele şimdi diyorum, 1 aydan beri ayrı ev tuttuk, beraber yaşıyoruz eşimle. Dün yine bana sözünü tutamadı, dün yine arkadaşları aramıştı. Arkadaşlarının yanına gitti, yine içip, akşam yine eve içkili gelmişti. Yatmayacağım diyor ama bir arkadaşının telefonuna çekip gidiyor. Pardon, 1 aydır aldatma yok değil mi? Alkol var.
aldatma yok şu an. Alkol var. Birey olmuş. Evet. Alkol da yoktu. Yani şöyle, eşimi diyorum ya, evinde oturur mesela, bir telefon geliyor. Ben diyorum ki bak gitme diyorum. Bunca sene diyorum arkadaşların çevren yüzünden bizim yuvamız defalarca yıkıldı diyorum. Hiçbir şey olamadık diyorum. Hmm. Ama arkadaşlarına hayır diyemiyor. Hiç kimseye hayır diyemediği için çekip gidiyor. Gittiği zaman da evde kavga, gürültü, huzursuzluk. Buyurun önce çalıştı. Siz düşüncenizi söyleyin. Sorunuzu da alalım bu arada. Yoruldum. Evet. Ben bunun peşinde yoruldum. Eşimi buradan yönlendireceğim bu konuda. Sorunuzu da alalım isterseniz. Evet. Ne yapacağım diyor. Ne yapacağım? Eşimi ben bu adamı güveneyim, bir adayım mı? Ha bir kere bakın ben zaten hani nasıl eş seçilir üzerinde de hep çalışıyoruz. Bağımlı karakterler, bağımlı bakın bu kumar, alkol, kadın da bunlardan bir tanesi boşluktan veya bağımlı karakter olduğu için o gidecek. Yani siz ne yaparsanız yapın, isterseniz küsün, isterseniz şikayet edin, isterseniz kavga edin, tehdit edin, fark etmez. Bu adamın eğer bir tedavi görmezse iyileşmesi mümkün değil ve sonuç alamazsınız. Gidesi var kesinlikle yani. Kesinlikle evet. Yani bir kere yardım alınması lazım ve erkeğin kesinlikle bağımlılık üzerine tedavi görmesi gerekir diye düşünüyorum. İlaveten bir şey de söylemek müsaadenizle. Dediğinize aynen katılıyorum. Bu tedavi alınması gereken bir durum. Eğer siz şöyle bir 10-15 yıl daha gidebilirseniz çok zor ama bu tipler yaşlılıkta inanılmaz düşkün olurlar. Karılarına. İyiydi anam ben ölmüşüm gitmişim artık. Yani. Annesi sonra. Ondan sonra o dönem de önemli. O dönem de önemli. Biliyorum. O da doğru gerçi. Yaşlılığa şimdi, yatırım yapmak lazım. Şimdi hastalığa benziyor. Bir de şöyle bir durum var. Bir aydır bir konuşmasında güvenemiyorum dedi. Çok haklı yani güvenememekte. Ama adam seviyor da karısını. Ya kesinlikle. Yani dedim ya çok düşkün aslında. Şey yok. Evet çok düşkün ama. Evet ama bu yük çekilemez mümkün işte. Değil. Kadına çok büyük bir ağırlık ve baskı yaratır. Bu yükün çekilmesi normal değil bakın. Beyefendi, burada tedavi olması tabii, gerek. Beyefendiye aslında şu noktadan girmek gerekiyor. Böyle durumlarda anne baba arasındaki küçük bir sarsıntı çocukta deprem meydana getiriyor. Ve çocuklarda dikkat eksiklikleri başlıyor. Konsantrasyon problemleri başlıyor. Alt ıslatma, kekemelik problemleri başlıyor. Bakın bir kavgada, daha henüz boşanmaya gelmedim. Allah korusun. Yani kavgalarda bile çocuğun çünkü güven bağı sarsıldıktan sonra ruh kendini onarmakta zorlanıyor. Bizim genetik ihtiyacımızdır bağlanmak. Güvenli bir şekilde sevdiğimize bağlanmak. Ah erkeklere anlatabilsem. Bir kadına, sevdiğine güvenli bir şekilde bağlandıklarında aslında ömürlerinin uzadığını, hayatta hiç yaşayamayacakları, o ergenlik dönemindeki aşklardan çok çok daha büyük şeyler yaşayacaklarını, yani kesinlikle bir fırsatım olsa da anlatabilsem. Bu çünkü erkek, erkek aslında şöyle söyleyeyim, bağlanmak genetik bir ihtiyaçtır. Ben de itiraf ediyorum, eşime itiraf ediyorum, size de söyleyeyim. Ben eşime bağlandıktan sonra gerçekten mutluluğum ve yani gençken o sizin büyük dediğiniz aşklar var ya, yanından geçemez. O bağlılık ve o mutluluk insana öyle bir huzur veriyor. Bilinçaltınız yani o kadar güçlü oluyor. Bağışıklık sisteminiz o kadar güçlü oluyor ki anlatamam. Yani o aşk diyenlere ben var ya. Şimdi bir erkeğin bunları söylemesine bayılıyoruz biz. Kaç sene oldu? Biz 5 yıldır evliyiz. Maşallah. Daha öncesi? Daha öncesi de var tabii ki. Toplamda 6-7 yıllık bir ilişki, 5 yıllık bir evlilik var. 3 yaşında da bir oğlum, evet, oğlum var. Allah bağışlasın. Uzun ömürler diliyoruz amin. Aşkınıza. Ömür hiç uzun olsun ve hiç bitmesin. Peki devam edelim, Bursa'ya götürelim sizi. Merhaba efendim. Oh, nazar oldu. Bir daha arayalım. Çünkü sorusu güzeldi Bursa'daki hanımefendinin. Biz ön bilgi alıyoruz hangi soruyla ilgili olacağına dair. Çocuktan sonra diyor, aramız değişti, bozuldu. Tekrar bağlanalım lütfen, bir sesini duyayım. Arıyorlar tekrar. Bu arada tekrar. Ben evlilikle ilgili de bir şey daha ekleyeyim. Erkeğin de bence evli kalmaya ve uzun süre mutlu olmaya karar vermesi lazım beyninde. Eğer tam karar vermemiş iken de evlenebiliyor bazen. O zaman kurtarmak çok zor oluyor. Kısa vadede hemen problemler başlıyor. Bunların kökeni nerede başlıyor aslında biliyor musunuz? Nerede? Çok kısa bir eğer anlatabilirsem. Erkekler küçükken çok izin verilir. Tabii bize verilmez, çok size izin verilir. Cinsel anlamda da çok fazla izin verilir. Telefonumuz gelmiş herhalde. Onu evet alalım. Peki bir merhaba diyelim. Kusura bakmayın. Kesmiş gibi olmayayım. Rica ederim. Merhaba efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah, şükür kavuşturana. Düştü diye üzüldüm vallahi telefon. Gitti diye. İki üç tür düşüyor. Problem değil.
Şimdi buyur. Ben şöyle anlatayım. Aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çok karışık. 10 aydır evliyiz. Daha öncesi de var tabii. 4 senedir falan birlikteliğimiz var. Ve benim 5,5 aylık bir bebeğim var. Allah bağışlasın. Bir dakika. 10 aylık evlisiniz, 5,5 aylık bebeğiniz evet. var. Evet. Tamam. Evet. Daha öncesinde hamileydiniz. Konu yani. Anlaşıldı evet. Evet. Tamam. Evet. Peki. Ama ilişkimiz çok güzel gidiyordu. Yani alkol kullanıyordu, sigarası vardı, yeri geldiğinde kumarda oynuyordu ama güven problemimiz yoktu. Evlendikten sonra, yani çocuk olduktan sonra her şey çok farklı oldu. Yani bu şeydi, bana şey diyor, işte ben seni anne olarak görüyorum. İşte aramızda böyle ama annesin sen, her şeyde sen annesin. Devam falan demeye başladı ve ben 23 yaşındayım. Hani bu annelik psikolojisi çok çok farklı diye düşünmeye başladım. Hani artık gençliğim geçtim. Diyorum annelik gerçekten böyle miymiş? Yani yaşlanmak mı gerekiyormuş anne için? Yok, demeye başladım. Gencecik annesi ne güzel ama bir şey evet. sormak istiyorum sana. Müsaade et evet. bana lütfen. Eğer hamile kalmasaydınız hala evli olur muydunuz? Hayır, olmazdık. Evet. Şimdi bunu özellikle sordum. Bir erkeğin bakış açısında sizi ona bağlayan, zincirlerle bağlayan bir hamilelik var. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Hamilelik döneminde de çok iyiydik biz. Hmm. Yani iyi davranıyordur. Mesela 9 ayımız doldu. 9 ayda çiçek aldı. Sevgililer gününde hediye aldı. Ne güzelmiş. Buraya kadar. Yani yine böyle, evet yine böyle ama hani siz diyorsunuz ya bana işte sevgisini göstermesi için dokunması lazım. Biz böyle şeyler yaşamaz olduk. Burada mesele cinsellikle alakalı. Evet. Hanımefendi yani, diyor ki cinsellik yok. Tamam ben anneyim ama evet. ben bir kadınım. Evet. Genç bir kadınım diyor. Güzel de evet. bir kadındır. Evet. Allah bilir. Evet. Doğru mu efendim? Ben... Yani özel evet, soru kusura evet, bakmayın evet. ama. Demek evet. istediğiniz o herhalde. Şimdi bu Amerika'da çok çalışılan bir konu. Boşanmaların %73'ü çocuktan hemen sonra evet. oluyor. Evet. Çünkü... Çocuk geldiğinde aslında siz yeni bir devreye giriyorsunuz, yeni bir evreye giriyorsunuz. Uyum sağlayamazsanız ortalık toz duman olur. Çok kısa bir örnek vereceğim. Şimdi siz hamilelik süreci inanılmaz biyolojik, hormonal bir süreç. Fizik değiştiriyorsunuz, artık elbiseleriniz olmuyorsunuz, depresyon yaşamaya başlıyorsunuz. Bu arada hanımefendilere çok önemli bir ricam var. Asıl beyefendilere rica edin, bize iyi edeceğim. Davransınlar. Kesinlikle. Güzel olduğumuzu söylesinler hala. Kesinlikle edeceğim ama ondan önce hanımefendilerin... Kendileriyle çünkü kadın duygularıyla alakalı bir şey. Hı. Benimle ilgili olan bir şey değil. Hanımefendinin kendi duygusuyla alakalı bir şey. Efendim, özellikle de bizim toplumda aldıktan sonra hanımefendiler bakımı biraz bırakıyorlar. Hı. Annelik psikolojisine çok fazla giriyorlar. Bu birincisi, çok mu ikincisi, kilo alıyorsun? Hayır kilo almayla ilgili mesele değil. Bakımla ilgili bir mesele. Hı. Şimdi biraz bakmayla ilgili bir sıkıntı oluyor ama asıl sıkıntı şurada. Hamile kalan hanımefendi o kadar çok çocuğuna odaklanıyor, kendine odaklanıyor ki beyefendiyi biraz unutuyor. İlgisiz bırakıyor. Ama ben şimdi ama burada çocuğu... bir devreye gireyim ne olur. Çünkü... Ve ondan sonra da işte tamam. en fazla aldatmalarda bu dönemde şimdi oluyor. Bakın bu o kadar erkek bakış açısı ki birazcık kadını anlamak lazım. Neden? Bir erkek kadını iyi anlayamayabilir. Nedenine gelince kadın duyguları o kadar değişken, o kadar güçlü ki zihnini zihinle engelleyemez duyguyu. Çok büyük. Şimdi erkek öyle değil. Erkek duygularını zihniyle, analizle, mantıkla yola getirebiliyor, dizginleyebiliyor. Kadın da öyle değil. Üstelik hormonların çok hızlı yukarı inip çıktığı bir durumda bunlara kesinlikle başa çıkamaz. Arada, kadın desteğe, peki, eş desteğine ihtiyacı. Şimdi özele gelelim. Hmm. O durum ya, o durum için söylüyorum. Şöyle, o süre benim için. Söylediğimle ilgili bu erkek destek olup olmamasıyla ilgili sonuna kadar katılıyorum. Erkek destek evet. olmazsa boşanma oluyor zaten. Evet. Bu benim söylediğim hanımefendilerin kendi iç dünyasıyla ilgili evet. ben dışarıdan bir terapist olarak söyledim. Evet. Yani o dönemde... Tabii siz yani yüzlerce kişi görüyorsunuz. 2000'in üzerinde ben. Evet, aileyle çalışmışız. Evet. Ama şimdi şöyle bir durum var. Hanımefendi istiyor ki ben onun karısıyım kardeşim. Hı-hı. Çocuğunun annesi olabilirim. Daha 23 yaşındayım. Gayet Hadi. Güzel, bakımlı, alımlı bir kadınım. Biraz önce siz de bahsettiniz. Bunu siz de bahsettiniz. Tersine. Kadın hislerim. Yani evet. ben annelikle kadını önce ben kendimi ayırmam evet. gerekiyor değil mi? Evet. Yani erkeğin dışında bir şey söylüyorum ben. Tamam aynı yerde dönüyoruz. Evet, evet tabii evet. ki ben evet. farklı dönüyoruz bir şey söylemiyorum. Dönüyoruz ama bir yerden çıkamadık. Ben hala şey arıyorum. Yani... Kadının yapması gerekenler var. Hanımefendiye erkeğin... bir şey söyleyelim de beyefendi ya anlasın rahat etsin...
Ya vazgeçmesin ama. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yani şimdi onların cinselliği tekrar oturacak. Şöyle örnek vereyim. Çok fazla babanın yanında emzirmesin. Ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Doğru. Ben anlamadım. Doğru. Yani çünkü anne gözüyle niye bakıyor. Niye öyle görünce kendi annesiyle olan musun? Kesinlikle. Çok fazla kutsallaştırma eğilimi var. Bu doğru bir eğilim değil. Çünkü biz annemizi kutsallaştırdığımız zaman niye kutsallaştırırız? Çünkü onunla kötü bir şey düşünmeyiz. Düşünemeyiz de zaten. Yani bu biraz da doğuştan da gelen içgüdüsel de gelen bir duygu. Evet. Erkek bizim toplumda da böyle yetiştirildiği için, annenin de kutsallığı olduğu için, cennet ayaklarının altında olduğu için, aynen öyle, onunla annesinde gördüklerinin aynısını onunla görmek istemiyor. Ben de hanımefendiye diyorum ki, ya bu çok kutsal bir şey aslında ama, yani isterseniz biraz gizli emzirebilirsiniz. 2 sene sürüyor emzirme işi. Nereye gideceksin? Hangi odaya? Yani orada var ama. Bir de bence ben pratiğini düşünüyorum. Bilinçaltı da etki ediyor burada. Bilinçaltı da erkeğin bilinçaltı anneyle yani anne gördüğü zaman maalesef cinsellikten geri çekiliyor. Burada yardım alması gerekmiyor mu? Gerekecek. Mutlaka. Biraz. Evet. Yani mutlaka. Sizi annesi gibi görmesin. Evet. Evet. Aklınıza gelen bir şeyler varsa hani gerisini siz doldurun. Annesi gibi görmemesi için. Bir de kendi kadınlığını hatırlatmak istedim. Ha. Bir de siz de boş durmayın önce diyorsunuz kadınım, yani. Sonra önce anneyim. Kadınım sonra anneyim. Peki. Peki bir telefonumuz daha var. Merhaba efendim, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Nasılsınız? Öğreniyorum. Bazen iyiyim, bazen kafam karışıyor. Az önce arayan izleyici de o kadar yoruldum ki adamın 17 senede vallahi hanımefendi anlatıyor ben yoruldum. Ama işte sevgi ve aşk böyle bir şey herhalde. Kadın vazgeçmiyor, vazgeçmemiş. Evet. Peki efendim sizinle ne paylaşacağız acaba? Ha, sizin konu da güzel. Evet, güzel. Ben şöyle söyleyeyim, ben anlatıyorum. Peki, siz daha mı çok para kazanıyorsunuz? Evet, biraz. Benim daha doğrusu burada biraz daha durumu iyi. Hani bu biraz sıkıntı oluyor bizim aramızda, tutamıyorum ben. Neyi tutamıyorsunuz? Yani ifade mi ediyorsunuz? Biraz eziyor musunuz onu farkında olmadan? Yok, hayır. İnsan sevdiği insanı edebilir mi? Bir daha söyleyin. Neyi tutamıyorsunuz? İnsan sevdiği insanı edebilir mi? Vallahi hiç fark etmeden neler yapıyor inanamazsınız. Fark etmeden. Ya. Bak seviyor evet, adam ama karısını aldatıyor. Sonra geliyor ağlıyor ölüyorum ben senin için diyor ama yapacağını da yapıyor. Başka bir şey. İnsan hala o yolda ilerlemek istiyoruz. Ama olmuyor. Ne istiyormuş? Ben telkomu taktım ama hala anlamadım. Ne istiyorsunuz da olmuyor? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Benim durumum iyi. Onun borçları vardı. Açık konuşayım daha doğrusu. Evet. İşte ben ona biraz maddi olarak yardımda bulundum. İşte hani bazı şeyleri falan düzeltmek için. Çünkü durumunu düzeltirse biraz daha yakınlaşabileceğini düşündüm. Hani maddi manevi yanında olmak istedim ama her zaman önümüzde... Evli misiniz var. Pardon? Ben soracaktım. Siz evli misiniz? Evli misiniz? Evlilikleriniz mi var? Yok değilim. Seda Hanım'ın konusu. Evet. ben burada tabii bilmiyorum sözünüzü kestim ama para yardımını hiç doğru bulmuyorum açıkçası. Özellikle sevgililik dönemi çok önemli. Burada para konusunda bir sınır çizmeniz gerekir. Bırakın para yardımını, aşırı pahalı hediye almanız. Fazla fazla peş peşe siz ondan bir hediye görmüyorsanız ona hediyelere boğmanız kesinlikle yanlış bir tutum. Çok fazla verici olduğunuzda bir şey oluyor. Erkek kendisini, kadınını memnun edemeyeceğini düşündüğü için, o kadına yetemeyeceğini düşündüğü için erkek gibi hissedememeye başlıyor. Tabii tersini düşünenler de maalesef vardır. Maalesef yok ama onlar iyi niyetli değil ki biz onları istemiyoruz. Tamamen kaçın zaten. Kötü niyet, evet bunu istemiyoruz. Onun için olması gerekeni anlatıyorum ben burada. Kısaca söyleyeyim dedim. Yani sevgililik zaten karma karışık. Ben sevgililik dönemine sorumsuzluk dönemi diyorum. Sevgililik demek sorumsuzluk demektir efendim. Benim işte ya da şöyle diyelim. Evlilik sorumluluk almak demek. Aynı cüzdan, aynı yastık, aynı anahtar. Yoksa aynen, tabii ki. Hayal dünyasında yaşıyoruz. Bir de ben size şunu ekleyeyim. Yani evlilik kararı hani bilmiyorum alıyor musunuz, konuşuluyor mu bu aranızda ama böyle bir ilişki hani bu şekilde giderken evlilik kararı doğru olmayabilir. Biraz düşünün derim. Üzerinde konuşmanız, çalışmanız gerekebilir derim. Bu maddi ilişki evlendikten sonra başka bir boyut ama evlenmeden önce hele bir kadının karşı yani hele kötü niyetliyse çok canınızı yakabilir. Ne olur kaçın uzak durun. Biz toplum olarak parayla ilgili açık,
konuşan bir toplum değiliz. Değil. Gizli konuşuruz. Evet. Bekleriz. Siz beklersiniz, ben beklerim, evet. Borç isterim. Ama bunu bin bir türlü şekilde söylerim. Siz isteyemezsiniz. Evet. Neler neler. Maalesef. Yani borç şöyle bütçe Truva attı gibidir. İçinden ne çıkacağı belli olmaz. Bak evli olursunuz. Evet. O zaman ortak bir faydanız olur. Siz daha fazla kazanırsınız. Evet. Başka bir dünyadır. O ertesi gün değişir, başka bir şey olur vesaire. Ama borç vermek, borç almak çok zor ve sakıncalı şeyler bence. Üstelik de o borç aldığı zaman hani siz hayal ediyorsunuz. Adam düzelecek, mutlu olacak. O mutluluğu bana yansıyacak. Evet, hiç alakası olmuyor. Tepebilir. Tam tersi oluyor. Bağlanmıyor, tam tersi kaçmaya başlıyor ilişkiler. Aynen. Ters etki yaratıyor yani. Peki geçtiğimiz günlerde biraz bir nefes alalım. Çok enteresan bir şey yaşandı. Bu sefer Rusya'ya götüreceğim sizi. Bir var bir yok, bir göründü bir kayboldu derken olay kaosa dönüştü ve işin içinden çıkamadılar. Bir izleyin, üzerine konuşalım. Bakın arabanın farlarına özellikle dikkatli bakın lütfen. Bir anda ortaya çıktı. Trafiği alt üst etti. Dünya bu hayalet arabayı konuşuyor. Burası Rusya. Haftada bir garip olayların yaşandığı ülkede sigorta şirketlerinin ve kanunların zorunluluğu nedeniyle her araçta bir kamera bulunuyor. Bu kameralar kaza anında tutanak işlemleri için olmazsa olmaz. Geçelim bizi ilgilendiren kısmına. Hava yağışlı. Araç kırmızı ışıkta bekliyor. Birkaç saniye sonra yeşil ışık yandığında kameranın görüntülediği araç yavaş yavaş hareket ediyor. İşte şimdi dikkatle izleyin. Görüntülerde ortaya bir anda çıkan bir otomobil görüyorsunuz. Fizik kurallarına aykırı bir durum söz konusu. Araçlar hareket ederken bir daha izleyelim. Karşı yönden gelen hiçbir araç yok. Dört yolda yeşil yandığında kameranın kayıtta olduğu ve hemen önündeki araç hareket ediyor. Karşı istikamete bir daha dikkatlice bakıyoruz. Ancak araç yok. Yolu yarılayan aracımızın şoförü büyük bir şaşkınlık içinde. Nereden ve nasıl geldiği belli olmayan bir araç aniden önüne çıkıyor. Dikkatli bakın. Farı yansıdı. Rusya'dan tüm dünyaya yayılan görüntülerde birçok teori üretildi. Ancak hiçbiri doğrulanmadı. Bu ya bir göz yanılgısı ya da ustalıkla montajlanmış bir şaka videosu. Kararı lütfen siz verin. Bu son duyduğunuz çığlık arabanın şoföründen geliyor. Ne olduğunu anlamıyor çünkü. Enteresan çünkü karşı taraftan araç gelmiyor. Evet. Bir anda diğer araç... Arabanın önüne çıkıyor ve ben defalarca seyrettim ve bulamadım. Evet. Karşı taraftan mı geliyor diyeceğim. Karşı tarafta arabalar var zaten. Yani orada bir kaza, yani böyle bir arabanın geçmesi de mümkün değil. Böyle enteresan bir şey. Her yerde kamera olduğu için bütün arabalarda bir şekilde birbirini görüyor. Bakın giderken hiçbir şey yok ama araba geçiyor önünden. Soldan gelmiyor. Karşı taraftan gelemez. Arabayı da görüyoruz çünkü bizim arabanın farı yansıyor. Evet. Öndeki araba bakın soldan yok, karşıdan yok. Bir anda araba, şurada durur musunuz? Bu arabanın devamı da yok. Bak çıktığı anda arabanın uzantısını bu taraftan görmemiz lazım. O da yok. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde uzantısı yok arabanın. Ama sonra çıktığını görüyoruz. Arabanın ucu görünüyor ön taraftan ve araba oradan geçip gidiyor. Sanki oradan doğmuş gibi araba. Böyle enteresan bir durum. Çok konuşuldu üzerine, çok şey söylendi. Bilmiyorum, ben şaştım kaldım bu görüntüye. Ve sonra bizim araba duruyor. Bu şaşkınlıkla ne olduğunu anlayamıyor çünkü. Şok bir anda. Sonra kaybolmuş mu araba? Sonra yok, hiçbir yerde yok başka. Hiçbir yerde yok. Evet, hava yağmurlu. Hani böyle sisli havalarda bir anda görünmez bir şey olabilir. Ama arabanın bu tarafı, yani şu taraftan bakın. Şu taraftan diğer arabanın ucunun görünmesi lazım. Ama hiçbir araba belirtisi yok. Dönüyor. Döndüğü anda yok. Birazdan arabayı göreceksiniz. Ne diyorsunuz görüntülere? Çok ilginç bir, illüzyon gibi de bir gösteri. Evet, yani bir belki de oynanmış. Yani bir illüzyon olabilir mi acaba burada? Yani belki de bilmiyorum ama mantığında hani görüntülerde bir şey yok. Arabanın gelebileceği bir yön yok. Metafizikle mi açıklıyoruz? Ne dersiniz? Hayalet çok araba. Çok değişik, hayalet gibi hakikaten. Dediler bu arabaya. Evet. Sonrasında yine kayboluyor araba bu arada. Allah Allah.
Kameralara da yakalanması da ilginç. Evet. Çok ilginç. Hani hayal etse nasıl göründü onu da bilmiyoruz. Far da yansıyor. Yani evet. Bir şekilde bir gerçekliği var ama arabanın çıkışını mantık olarak bir yerlerden göremedik ve bulamadık. Peki böyle enteresan şeyler rastlıyoruz bazen. Bütün trafikte olanlar, çok şükür kazayla yani kötü bir şeyle olmamış. Trafik kazası haberleri olmasın inşallah. Peki Ankara'dan bir izleyicimiz bize ulaşıyor. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler diliyoruz, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim, kolay gelsin Zahide Hanım. Sağolunuz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağlığınıza duacıyız. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Ben eşimle ilgili aramıştım. Buyurun. Hocam da soru cevap hakkında görüşecektim. Paylaşın lütfen. Nedir eşim? Estağfurullah. Eşim işten geliyor. Şimdi merhaba, hoş geldin diyorum eşime. Sağ ol. İçeri giriyor, eline bir kumanda kanepeye yatıyor. Yani çocuklarım var, eşim mi var? Hiç umurumda değiliz. Hiç yalnız değilsiniz. Çok kadın bunu yaşıyor ne yazık ki. Maalesef. Ne yapmamız gerekiyor? Yemeği saat 7'de geliyor eve. İşten gelmeden zaten soframız kesinlikle yani hazır olur. Her şeyle 4-4'lük bir sofra hazırlıyorum. Hiç umurumda değil. Yiyor çekiliyor Zahide Hanım. Başka yere gittiğimiz zaman da harika olmuştu. Teşekkürler de başkasına ilgi iltifat gösteriyor. Ama kendi evindeki çocuklarına, eşine ilgi iltifat yok. Sizin mecbur olduğunuz için mi yaptığınızı yani, düşünüyorum. Ev hanımları akşama kadar çocuklarına, evinin işine ilgileniyoruz her konuda, her işleriyle. Ama biz kesinlikle eşimizden ilgi ve şey görmüyoruz. Takdir yani, bekliyorsunuz. Peki. Yalnız değilsiniz, pek çok kadın var böyle olan. Çok. Çok kadın var. Evet. Nedir peki hanımefendiye söyleyeceğiniz birkaç cümleyle? Şimdi öncelikle biraz önceki telefon konuşmasıyla aynı durum söz konusu. Evet. Orada da ilgilenilmeyen bir durum vardı. Evet. Burada ne yapıp edip ortak bir yer bulmak lazım. Yani ne yapıp edip ortak bir yer bulmak lazım. Ne olabilir? Çok fazla üstüne gitmeyeceksiniz. Eşinizin sevdiği bir şeyleri yapacaksınız. İlk önce ben buna benzer bir telefon geldiğinde dedim ki, hatırlıyor musunuz, evin dışında bekleyen bir hanımefendi vardı. Ben yemek ya da işte o şekil olarak hazırlanmak tabii ki önemli ama geldiğiniz zaman da gözüne bakarak hoş geldin, özledim seni demek başka bir şey. Yani sadece sofra değil, ileride evet. olarak... Erkekler sayılmak isterler, kadınlar daha çok sevilmek istiyorlar. Evet. Aslında ikisi de değer görmek istiyor, ikisi de değer görmek istiyor. Kadınlar bunu sevilerek, ilgilenilerek istiyor. Erkekler de sayılarak yapılmasını istiyor. Bir de beyefendinin konuşmuyor olması, yani şimdi her ailenin dengesi farklıdır. Yani beyefendi konuşmuyor diye biz ailenin kötü gittiği anlamına gelmesin. Belki evliliklerinin başından beri hep böyledir dengeleri, bilmiyoruz tabii ki. Bir de şöyle bir bilimsel gerçek var. Günlük olarak hanımefendiler 20 bin kelime konuşuyorlar. Beyefendiler 10 bin kelime konuşuyor. Beyefendiler bunu dışarıda tabii harcayıp geliyorlar ama çalışmıyorsa yani. Hanımefendi evde 20 bin kelimeyle bekliyor. Evet. O yüzden de evet. Ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Birkaç bir sofra hazırlamasa ne olacak acaba? Evet, ama bir şey söyleyebilir miyiz? Bir şey ekleyelim lütfen. Bizim kültürümüzde de şöyle bir şey var. Yani ben bir eş olarak eğer evdeysem, bütün hizmetlerimi yerine getiriyorsam, yemeğimden anneliğime kadar, eşliğime kadar her şeyimi, o zaman ben mükemmelim ya da her şey yolunda gibi bir algımız var. Aslında bazen erkeğin istediği başka bir şey oluyor. Biz bunu bulmaya çalışalım aslında. Eşimizle buradan bir şekilde iletişimi doğru kurarak ne istediğini, ne aradığını aslında bulmamız gerekiyor. Bazen bir cilve oluyor. Bazen dişilik oluyor. Bazen de bambaşka bir şey oluyor. Onu bulmamız lazım. Bir duruş, bir ortak dokunuş. Noktayı oradan yakalayacağız. Burada bu hanımefendinin anlattığı yerlerde ortak nokta yakalanmamış, yakınlık kurulamamış. Bu önemli bir şey. Söyleyeceğim. Bir de eşinizin sizinle ilgili merak edecek bir şey olsun. Her şeyinizi bilmesin. Açık bir gizem olsun. Anlatmayın yani her şeyinizi. Ve anlatma heveslisi olmayın. Azıcık merak etsin. Size soracak soru bırakmayıp sonra da benimle niye konuşmayı demeyin adama bence. Bir de nasıl gizem yaratacağız diye soruyorlar çok kısa. Sorduğu şeye cevap verin o kadar. Sorduğunun üzerinde anlatmayın. Bir de sorduğu kadar. Peki. Tekirdağ'a gidiyoruz. İyi akşamlar efendim, merhaba.
Merhaba, nasılsınız Aydar'ım? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben o eşimle 7 yıldır evliyim. Ve 15 yıldır beraberliğim var aslında. Her şey baştan çok güzeldi. 3 yaşındaki ikizlerim var. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama eşim beni beğenmediğini düşünüyorum. Yani hiç bir ilgi göremiyorum eşimden. Siz olsanız kendinizi beğenir misiniz? Eşinizi yerine koyun kendinizi. Yani beğenirim herhalde, bilmem. Bilmem mi? Böyle çok direkt sordum ama. Direkt soru oldu, evet. Çünkü ben onu gördüm. Kadın eşinden ilgi bekliyor da. Kendine siz erkeği yerine koyun, evet. Siz sizinle ilgilenir misiniz? Siz sizinle beraber olmak ister misiniz? Aynı şey yani erkek için de geçerli. Ben bütün gün çocuklarla beraberim. Stresliyim, sinirliyim çünkü ikizlerim var. Çok yaramazlar. Çok haklısınız. Ama adam kapıyı yüzden açıp gelince bunları düşünmüyor işte. Evet, yani ben de belki ikisizim ama ben ilgili olduğumu düşünüyorum ona karşı. Peki ne tip bir ilgi bekliyorsunuz? Onu da tarif eder misiniz? Ne yapsa ilgilendi dersiniz? Ben kendimi evde açıkçası erkek gibi görüyorum. Yani evin erkeği de kadını da ben kendim olarak görüyorum. Yani işleri siz yapıyorsunuz manasında mı? Her türlü evet, şeyle her siz ilgileniyorsunuz. Evet, yani elektrik bozulsa onu bile ben yapıyorum. Niye yapıyorsun hayatım ya? Bak sırf hiçbir açabilecekken şey bilmiyor, yapamıyor. Olsun. Sen kavanozu götür, hayatım açar mısın de. Sen davranma, bırak senin açsın. Gücüne ihtiyacım var. Hah, açtığı zaman da büyüt, büyüt. Gücünü hissetsin. En ufacık bir şey de, olsun. Evet. Yani basit bir şey bile olsa. Bak biz önden önden gidiyoruz, sonra niye beni beklemiyorsun diyoruz. Gitme önden. Ne bileyim hani sen onun koluna gir. Sen onun elini tut. O senin elini tutmazsa yolda yürüyemeyecekmiş gibi hissettir. Yürüyemez misin? Yürürsün tabii. Ben elini tutmak istediğimde o koluna girmemi istiyor. Ben eliyle tutuşmak istiyorum. Hah bir de o var tabii. Evet. Yani bir sorun değil bizim. Bir sorun değil ki. Hiçbir sorun ama bizim hayatımızda aşk bittiğini düşünüyorum. Geçmez geçmez. Ve ben daha 32 yaşındayım. Evet. Daha yeni, ben burada ablalarıma diyorum 60-50'sinden sonra başlıyor hayat diye. Daha 30 ne ki? 7. yıl kritik bir evre. Çok şeyimiz var ama 7. yıl evet. 7. yıl kritik bir evre. İstatistik olarak. Peki birer cümle. Buyurun bayanlar önden. Bence aslında problem yok. O, ben elini tutmak istiyorum, o koluma girsin istiyor diye. Ben öyle anladım. Evet, yanlış güzel. Anlamadım herhalde. Güzel bence istiyor. Problem yok aslında burada. Sadece ortak dili oluşturmanız lazım. Bazen hanımlar ilgi görmüyorum zannediyor ama erkek ilgi gösteriyor aslında. Gösterdiğini zannediyor. Sorabilirsiniz eşinize. Yani bir de söyleyebilirsiniz ben böyle böyle olsa mutlu olabilirim diye. O da yazsın. O da sizden ne bekliyor onları söylesin size. Aslında en güzeli söyleyemiyorsunuz. Ortak, yazmak çok önemli. Yazmak biz çok mesela bir şey. Çok güzel ve söylemek net. Daha zor biliyor musunuz? Yazın birbirinize, verin bir kağıdı. Çok güzel oluyor beraber okumak sonra. Peki. Emir İşlek A Haber spor muhabiri şu anda hattımızda ve bir haber okudum ben. Gökhan Töre'yi kim vurdu diye. Milli futbolcumuz Gökhan Töre silahlı bir saldırının ortasında kaldı. Şişli'de dehşet dakikaları yaşandı. Herkes canıraş ne olduğunu anlamaya çalıştı. Emir İşlek beni duyuyor musunuz? A Haber spor muhabirimiz. Geçmiş olsun. Duyuyorum Zeyda Yetiş. Geçmiş olsun bir kere bütün yaşayan herkese ama Gökhan Töre'nin başına ne geldi? Kim vurdu? Kimler vardı bu olayda? Siz neler yaşadınız muhabir olarak ve neler gördünüz? Paylaşın lütfen bizimle. Biz dün akşam tüm Türkiye gibi Fenerbahçe Beşiktaş derbisine kilitlenmiştik. Ancak bu maç bittikten sonra tabii hepimiz evlerimize dönmüştük. Sabah erken saatlerde ben 7'de bir haber aldım ve gece Gökhan Töre'nin ve birçok futbolcunun bulunduğu bir mekanda olay çıktığını ve silahlı çatışma çıktığının haberini aldık. Hemen sorduk futbolculardan ölü ya da yaralı var mı? Olayla ilgili ölü ya da yaralı var mı diye sorduk. Sadece Gökhan Töre'nin sırt kısmı tarafına seken bir kurşunun geldiğini haberini aldık. Hemen hastaneye gittik. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen de oradaydı. Önder Hoca ile konuştuk. Gökhan'ın hayati tehlikesi olmadığını ve bugün yani şu saatlerde akşam 5 gibi taburcu mu? Yok. Taburcu gireceğini son kontrolden sonra bu gece yarın sabah Ömer taburcu olacak hastaneden. İnşallah. Çok geçmiş olsun. Peki bir şey soracağım. Nasıl böyle bir şeyin içinde kalmış? Nasıl böyle bir olaya
temas etmiş. Ne olmuş orada, bilginiz var mı? Aldığımız istihbarat şu yönde. Saldırgan kız arkadaşıyla bir tartışma yaşıyor. Ve futbolcular, Gökhan Töre sadece orada tek başına değil. Manuel Fernandez var, Hugo Almeida var, Emenike var. Yani hani bu akşam herkes orada. Hep beraber eğlenmeye gitmişler. Evlenmeye gitmişler. Arkada yaşanan bir olay, bu saldırgan önce kız arkadaşını ateş ediyor ve daha sonra havaya 5-6 el ateş ediyor. Buradan seken kurşunlardan biri Gökhan'ın omzuna saplanıyor. Hmm. Ama başka yaralananlar da var, ünlü olmayan, ama onlar ufak tefek sıydıklar. En ciddisi Gökhan Töre'nin, milli futbolcumuzun sırtına saplanan kurşun. Bugün de Fatih Terim ziyarete gitti. Milli takımlar teknik direktörü Slaven Bilic gitti. Bugün spor camiası Gökhan'ın kaldığı hastaneye gitti. Gökhan'ın da moralinin yerinde olduğunu buradan izleyenlere aktaralım. Peki Emir İşlek, futbolcumuz o sırada dışarı mı çıkıyormuş? Yani sabah 5'te artık mekanı mı terk ediyormuş? Sabah 5 civarı dediniz. Evet, olayın olduğu. Sabah 5 civarı Gökhan hastaneye geliyor. 4 civar diyelim, 4 çeyrek. Yani hani 4 saat dilimini geçiyor. Gökhan ve beraber bulunduğu arkadaşları mekandan artık çıkarken, çünkü tatsızlığı da hissetmişler. Onun üzerine zaten geç oldum, evlere dönelim. Derbi de yorgunluğu var futbolcuların üzerinde. Mekandan çıkarken böyle bir hadise yaşanıyor şanssız bir şekilde. Peki, çok geçmiş olsun her şeyden önce, ama Emir İşlek bir şey sormak istiyorum. Şimdi spor muhabiri olarak siz çok yakından takip ediyorsunuz bütün sporcuları. Bildiğim kadarıyla saat 11'de antrenmanı var milli futbolcunun. Doğru mu? Doğru. Öyle bir bilgi geldi ama sabah 5'te hala bir eğlence ortamı devam ediyor gibi. Siz yakından takip ettiğiniz için soruyorum. Ben doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorsunuz. Hiç uyumadan idmana kalkmış gitmiş olacak. Peki Fatih Hocam, tabii ki önce sağlık, her şeyin başında sağlık. Evet. Böyle bir durumda belki en son sorgulanacak şeylerden birisi bu. Önce sağlıklı olduğunu öğrenelim. Ama sonrasında bana 11'de antrenmanı var dediklerinde ben şaşırdım. Olay kaçta olmuş? Sabaha karşı 5'te antrenman nasıl yetişecekti diye düşünmeden edemedim. Ama diliyorum hiçbir şey yoktur. Sağlığıyla, sıhhatiyle taburcu olur. Sadece o değil, en ciddi yarayı milli futbolcumuz almış ama diğer yaralılara da çok geçmiş olsun. Emir İşlek, çok teşekkür ediyorum. Haber Spor muhabirimiz, kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok geçmiş olsun. Allah'tan geçmiş acil olsun. Şifalar çok diliyoruz. Geçmiş olsun. Evet. Acil şifalar diliyoruz. Bütün bu olayda ne yazık ki yaralanan, hasar gören herkese. Ve havaya ateş etmenin ne kadar sakıncalı ve zor bir şey. O kurşun yukarıda kalmıyor. Ne olur düğünlerde, derneklerde yukarı ateş etmeyin. Hayır, hatta akıl silah var, kullanmayın. Var. Zaten silah kullanmayın. Taşımayın. Ve lütfen ateş mekana etmeyin. Mekana silah da sokturmayın bence. Kesinlikle öyle. Hiçbir kurşun havada kalmıyor. Dönerken çok kötü şartlarda çocukların öldüğünü biliyoruz biz. Balkonda pek çok çocuğun yaralandığını, öldüğünü biliyoruz. Ne olursunuz. Bu bizim milli geleneğimiz falan da değil ayrıca. Böyle bir şey kabul etmem mümkün değil yani. Evet, silah atmak, mutluluktan bir şey yapacaksanız birbirinizi sarılın öpün. Eskiden silah mı vardı? Hayır, eskiden silah mı vardı? İşte öyle olunca, peki bir şey soracağım. Bir kadının en büyük silahı nedir? Bir cümle. Ya ben silah olarak... Tamam, silahtan yola çıktığımız için söylüyorum. O bakışları ve gönlüdür. Nedir? Dişiliğidir. 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 Oo. Peki, efendim? Bu kadar telefon aldık. Boşanmadan evliliği götürmenin tek yolu dedik, kaldık. Bu çok şimdi, zor bir kabul. Şey aslında. Bence kabul ve iletişim. Yani doğru iletişim. Tabii ki. Kabul, şimdi, gönül bağı kurmak için. Bununla ilgili o kadar iletişim. Çok şeyler var ki anlatacağım. Sayfalara sığmaz, kitaplarda var biliyorsun. Öyle tabii. Kesinlikle. Ama bunun için en önemli, en temel şey ne dersiniz? Yunus Emre diyor ki, 1000 kez hacca gitsen de bir gönül kapısına girmekten daha azdır. Yani bir gönül kapısına girmek 1000 kez hacca gitmekten daha evladır, iyidir der. O gönül kapısına girdiysek, fakat işler yolunda gitmiyor, problemler varsa, bitirmeyi de istemiyorsak, boşanmadan evliliği götürmenin tek yolu nedir diye soracağım, ara vermek zorundayım, az sonra buradayız. Çok güzel bir program bizi bekliyor. Çocuğu olanlar, çocuk düşünenler, anneanneler, babaanneler, ekran başına çocuklarınız ve sizinle ilgili. Ve sizin çocukluğunuzla ilgili her şeyi salı günleri konuşuyoruz biliyorsunuz. Hayri Gözlükliler bizimle olacak. Telefonlarınızla yönlenecek program. Bol bol telefon bekliyorum. Bol bol soru bekliyorum. Bugünün en önemli sorusu uzmanlarıma.
evliliğimiz devam etsin. Evet. Ve eski heyecanıyla devam etsin. Ne yaparsak evet. devam etsin. Dört tane kelimeyle özetleyeyim. Biri sevgi, saygı, o da yetmez. Kabul, değiştirmeye çalışmayın. Önemli şeyleri. Neyse o ve bu şekilde mutlu olmak. Dördüncüsü takdir. İyi şeyleri görün. Onaylamak. Çok önemli. Evet. Ben olaya biraz daha böyle ruhsal ve derin olarak bakmak istiyorum ama en temel şey ne derseniz. Erkekler sayılmak kadınlarda değer görmek istiyor, sevilmek istiyor. Kadının sevilmesi, erkeğin daha çok sayılmasını sıcaklık istiyoruz. Hem beyefendilere de hem hanımefendilere de buradan duyuralım istiyoruz. Ben bir yol daha biliyorum. Bu da direkt kalbe gidiyor derler. Güzel yemek yapmak. Ha? Bugün sizin için sütlü... Muzlu süt reçeli. Muzlu süt reçeli evet. yaptık. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şeker olsun. Çocuklarımız için harika bir alternatif. Eşlerin kalbine giden yolu beraber konuşmaya devam edeceğiz. Uzman psikolog Ramazan Şimşek, Seda Diker ilişki koçumuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.